Merhaba değerli izleyenler. Bir hadis, bir yorumla birlikteyiz. Allah'ın elçisi Medineli Ensar'la Mekkeli muhaciri kardeş yapmıştı. Kardeş yaptığı kişilerden ikisi de Selman el-Farisi ile Ebu Derda idi. Bir gün kardeşini yoklamaya onu ziyarete gitti Selman. Ümmü Derda'yı gördü karşısında eski püskü elbiselerle. Ebu Derda'nın eşi. Bu ne hal dedi Selman. Ümmü Derda sitemli bir şekilde. Ey Selman, kardeşin Ebu Derda'nın dünyaya ve bize ihtiyacı kalmadı. Her şeyden yüzünü çevirdi. Daha sonra Ebu Derda geldi. Yemek ikram etti Selman'a. Selman, sen yemedikçe ben yemem dedi. Ebu Derda oruçluydu. Nafile oruç tutuyordu Ebu Derda. Selman'ın ısrarı üzerine bozmak durumunda kaldı. Her gün oruç tutuyor ve geceleri kendisini ibadete veriyor. Ama bu esnada eşini, ailesini ihmal ediyordu. O gece orada kaldı Selman. Yattılar. Gecenin bir bölümü olunca Ebu Derda kalktı. Selman engel oldu. Uyu dedi. Ey Ebu Derda. Uyudular. Daha sonra gecenin son üçte birlik kısmında kalkmasına razı oldu. Beraber kalktılar. Allah için namaz kıldılar. Ve daha sonra da sabah namazını eda için Mescid-i Nebevi'ye vardılar. Sabah namazını kıldılar. Daha sonra Selman dedi ki, birlikte teheccüd namazı kıldılar, dua ettiler ve akabinde ya Derda, Rabbinin senin üzerinde hakkı vardır. Ailenin, eşinin senin üzerinde hakkı vardır. Nefsinin de senin üzerinde hakkı var. Onun için nefsine hakkını ver. Her gün oruç tutup bütün geceyi ibadetle geçirme. Bazı günler oruç tut. Gecenin bir bölümünde namaz kıl. Eşini ihmal etme. Ve bu şekilde dedikten sonra sabah namazını eda etmek için Allah Resulü'nün mescidine, Mescid-i Nebevi'ye gittiler. Selman ve Ebu Derda sabah namazını Peygamber Efendimiz'in ardında eda ettikten sonra Ebu Derda Peygamber Efendimiz'e yaklaştı ve olanı anlattı. Peygamber Efendimiz bunun üzerine şöyle buyurdu. Sadaka Selman. Selman doğru söylemiş. Gerçekten de İslam dini itidal dinidir. Nefsimizin, vücudumuzun bizde hakkı var. Rabbimizin hakkı var şüphesiz. Rabbimize karşı ibadetlerimizi, sorumluluklarımızı yerine getirmekle sorumluyuz. Aynı şekilde vücudumuzu da, nefsimizi de dikkate almak durumundayız. Yine ailemizi, çocuklarımızı, onları da dikkate almak, onlara da zaman ayırmak durumundayız. Allah usanmaz, siz usanırsınız buyurmuştur Peygamber Efendimiz. Onun için insanın kendisini helak edercesine ibadet etmesi hoş karşılanmamış. Bazı geceler Peygamber Efendimiz ayakları şercesine ibadet etmiş ama bazı geceler etmemiş. Bazı geceler kendisine zaman ayırmış, ailesine zaman ayırmış. Yine bazı günler oruç tutmuş. Çok oruç tutmak isteyenlere ayın başında, ortasında, sonunda veya pazartesi perşembeyi önermiş. Yine aynı şekilde her gece uykusuz kalıp Allah'a ibadeti değil, yine uyumayı ama gecenin bir bölümünde Allah'a ibadete kalkmayı önermiş. İnsanın ailesiyle geçireceği zaman dilimini de sadaka olarak, ibadet olarak telakki etmiş Peygamber Efendimiz. Bu anlayış üzere ibadetlerimizde ölçüyü, itidali kaybetmemeye çalışalım. Hoş kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun değerli izleyenler.